öldürebileceğini sanmıyorum. Yaya, yayayken yani bina içinde değilken. Ne olacak abi toprak kayıp şeye doğru mu gideceksin? Okyanusa doğru mu kayacaksın yani? Marmara Denizi'nden yardır adaların yanındasın hala gidiyorsun böyle. <laughs> Yok o kadar da değil de yani en kötü denize düşersin. Yani. Diye düşünüyorum yani. Benim çok çok büyük bir felaketti o da. Yani kalkıp da böyle altı buçuk şiddetinde bu, burası kopup gitmez diye düşünmekteyim. O kadar büyük bir felakette denize düşmek bence iyi bir şey. <laughs> bence de iyi bir şey. Ama tabi bunun denizde olmasıyla o düşünce değişebilir. Depremin denizde evet. olmuş olmasıyla. Valla burası işte ben linki atıyorum inceleyin. Bu İstanbul'un alt tarafı. Şimdi kendi şehrinize göre ne olarak aratmaları lazım? Heh. Jeoloji haritasıymış. Evet. Atıyorum İzmir jeoloji haritası diye yazdığınız zaman çıkıyor mu? Çıkar bunu belediyeler basıyor kendileri. Öyle mi? Evet. Ya da MTA var, Maden Tetkik Arama sitesi. Aynen, buradan da ölçekli haritalar oluşuyor. Anladım. Dur bakayım. Abi de son bir şey daha söylemek istiyorum. Diyarbakır'da 39, 9 Elazığ'da bir 4-5 daha olmuş. Bakalım son depremlere de. Söyle yine hareketlilik var yani. E, bu olacak abi normal ya. Ben şu iki gündür Manisa'yı izledikçe tribe girdim zaten. Ya, tribe girmedim de. Yani ne kadar çok deprem olabileceğini deprem rüzgarı mı diyorlar işte ne diyorlar fırtınası mı diyorlar. Onu yani. net bir şekilde takip ettim. Ya bu üç buçuklar, üç, üçler falan yıkıcı depremler değil tabi ama bilmiyorum bir binadaki ne kadar hani dört şiddetin gibi depremin işte atıyorum günde sekiz defa olması ve bunu iki üç gün yaşaması o binanın temeline veya işte kolonlara ne kadar zarar verdiği konusunda bir fikrim yok tabi. Yani onu benim de yok. Onu inşaat mühendisi arkadaşlar daha iyi bilir. Mukavemet. Evet. Ve evet. de fark mi ettiyseniz mi? chatten biri de yazdı. Manisa'da Manisa duruldu abi. İki gün deprem oldu, oldu, oldu. Durmadan deprem oldu. Tak Elazığ depremi çaktı. Manisa bir durdu farkında mısınız? Çok az oluyor artık. Ne evet, alakası var? Malatya şimdi? başladı o arada. Malatya başladı. Bir de öyle bir şey de var. Abi ben son bir şey söyleyip kaçacağım. Tamam. Çok İnsan'dan teşekkür ederiz mesela. bu arada. Gene geldiğiniz zaman ayırdım. Yani jeoloji ve dep Jeoloji genel olarak yorumlama üzerine çalışır. Hani deprem de aynı şekilde. Hani bu ne kadar iyi yorumcu olduğunuza göre değişir. Hani herkese inanmak gereksiz panik bir, bir de yaratıyor. Evet. Yani, yani biri çıkıyor Twitter'dan, "Ben size söylüyorum." diyor. "Bu akşam kesin deprem olacak." diyor. Millet, "Acaba mı lan?" hani tamam biliyorsun bunun tahmin edilemez Olayım, olduğunu. Mı? Evet. E, profesörler bağıra bağıra söylüyor. Kimse depremi önceden tahmin edemez diyor. Bu işte ahmaklıktır falan diyor. Ama işte bizim bir inanç tarafımız var ya. Ulan ya olursa? Abi şey gibi düşünsene yani. Bir adam şimdi sokağın ortasında sana çıkıyor. Diyor ki şimdi elimdeki sopayla sana alev püskürteceğim. Yani bunun olamayacağını çok iyi bilmene rağmen içinden bir şeyler bir tedbir alman gerektiğini söyler. Yani dünyanın en saçma şey olmasına rağmen. Şimdi deprem konusunda bu kadar da tetikte bir halk doğal olarak bunlara bir şey olur yani. Önceden ya Acaba bir de mı inanmaktan olur yani. çok garantiye almak şeyi o. Yani zaten adamın çıkası var mesela. Korktuğu için durmak istemiyor evde. Ve onu duyunca da ulan gel çıkalım diyor. Biz de yaptık onu. Yani gittik kaç defa. Ben dışarıda yattığımı biliyorum. Ne oldu? İki gün yatıyorsun. Üçüncü gün dönüyorsun amına koş O Üçüncü gün döndüğün gün büyük bir depremin olmayacağını bilemiyorsun. Yani Nereye bilemiyorsun, kadar dışarıda yatacaksın? Ama o gün seni en azından huzurlu kıl. Huzur diyoruz ya. Evet, o çok ben önemli. Çıkacağım mesela birazcık. Çıkacağım mı? İyi lan birlikte çıkarız. Biz niye çıkıyoruz oğlum? Elazığ'a git. Elazığ'a mı gitsek lan? O son durum ne Elazığ'da abi? Çok farklı olduğunu zannetmiyorum ya. Ben bakıyorum da abi baya çok kötü fotoğraflar ya. Şu an Elazığ'da trafik hala ölü. Bir de şimdi bütün Türkiye oraya gitmeye çalışıyordur işte yardımcılar. Mesela gidelim diyoruz ya. Belki evet, o bile tamam, bir zarar ben... abi. Ekstra bir trafik. Ne bileyim. Yani belki de orada bir trafik oluştuğu için e, kurtarma ekipleri gidemiyor mesela. E tabi abi. Bu arada doğru söylüyorsun yani. Olabilir. Ya oraya gittin mi insan kurtarmaktan çok hani orada evet iyi bireyler olarak işte etrafı koruyalım, yardım edelim. İlla enkaz altındaki ne değil yani insanları rahatlatmak, konuşmak, bir şeyler vermek, yemek götürmek, su dağıtmak bunlar bile büyük yardımlar. Ama bazen de işte o zarara dön dönüyor olabiliyor yani hani bir şekilde nerede çokluk orada bokluğa da dönüyor. Hmm. Yunanistan yardım teklif etmiş. bana bu uygulamalarla ilgili çok şey geliyor mesela akutun başka bir uygulamasını gördüm Güvende sadece uygulamaya çıkıp butona basıyorsun seçtiğin numaralara işte konumunu yolluyor güvendeyim diye bir mesaj yolluyor vesaire yani mesela ne bileyim böyle şeylerin ben çok faydası olabileceğini inanıyorum çünkü çok, çok kritik bir pozisyon bak nova yolda akut akut, akut ekibiyle gidiyor şu an abi müdahale ekibi olarak trafikteyiz gelmesinler deniliyor yardım edilemez bir hal almış çevre diyor mesela şu an Nova'lar yardıma gitmeye çalışıyor ama Akut diyormuş ki gelmesinler. Zaten hareket edemiyoruz burada. Trafikten ve işte yoğunluktan dolayı diyor. Elazığ'a hala ekipler ulaşamamış. Bak görüyor musun? Ekip ulaşamıyor abi. Allah rahmet eylesin abi. Yani mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır versin. Daha o sayı artar. Yani bence. Şu an daha net bilgiler alınamıyor ki. Derler ki ABTR'ye girer ama depremde girer diyorlar. Çünkü İstanbul depremine düşerse ekonomi çöker sonra yardım olmak zorunda kalırız. He? Yetkililer IBAN veriyor. Kızılay bağışa başladı diyorsunuz. Kızılay bağışa başlamış. Bir de şey diyorlar. Deprem seviyesi 3 olarak belirlendi. Bu ulusal desteğe ihtiyaç olduğu anlamına geliyormuş vesaire. Bilmiyorum hmm. ne kadar doğru. Nova sen Discord'da da var mısın bilmiyorum ama Kordiye'de hep böyle aktif bilgi versene bize. Biz de e insanları insanlar yazabilir de. Hayır şeyde de, o şimdi de. gidiyorlar ya elazığ'a Yolda yolculukta anladım, yoldalar. Abi. Hani bizle de uğraşmasın sadece. Bana yazarsa ben direkt iletirim hani chat'ten kaçar maçar diyor daha şey olabilir. Paşa Ranne demiş Liam Brex'in dedesini ikna edememişler. Abi dedeler de var öyle bir şey. İkna etmek için evde bekliyorlarmış. Adam ben zaten kaç yaşıma geldim siz gidin diyormuş. Aa yalan dedi bırakır gider.